Tamam. Şöyle mi yapsın? Ama bu zaman şimdi de çok geriye gittim. Ay bilemedim. Neyse hadi açılış yapıyorum. Aloha. Yepyeni bir vlogla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizleri de yanıma almak istedim çünkü dedemle buluşacağım. Böyle bir kahvaltı edeceğiz. Onu kahveye davet ettim. Ona kahve ısmarlamak istiyorum bir yerde. Dolayısıyla da haftaya zaten hani ben 2 gün Biga'ya gideceğim. Bu Mayıs ayındayız şu anda. Hatta bugün 20 Mayıs. Ve Mayıs ayım bayağı yoğun geçiyor. Geçti diyecektim de geçiyor. Şu anda da çıkmam gerektiği için biraz acele acele ama size açılışı yapayım istedim. Ya aslında yoğunluğumun nedeni eğitim alıyorum. 4 günlük bir eğitimden çıktım. Access Consciousness, Access Barlarla ilgili. Ve inanılmaz bir eğitimdi. Her neyse bu videonun konusu zaten sizi yanıma almam, dedemle zaman geçirmem ve artık gün nasıl akıyorsa Hindistan konsolosluğuna gitmem gerekiyor. Çünkü Hindistan vizesi alacağım. Tabii ki yoksa zaten niye gideyim yani. Sonra dedemle buluşacağım. He, neden Hindistan konsolosluğuna gidiyorum, neden bu vizeyi alıyorum derseniz de kısacası Haziran yok Mayıs sonu, bende artık tarihler günler falan birbirine karıştı. Mayıs sonu Haziran başı bir 4-5 günlük Hindistan'a gideceğim, Bombay'e. Zaten siz de büyük ihtimalle yanıma alırım. Orada da bir eğitim var ama eğitimi zaten çekemem. Yine Access'le ilgili bir eğitim. Böyle arkadaşlar, artık çıkalım. Ben zaten böyle koştur koştur bir şekilde yetişeceğim. Çünkü saatli randevular var. Umarım izlerken keyif aldığınız bir vlog olur diyorum. Tekrardan aloha diyorum. Işıkta kaldınız Erhan Bey. Size şuradan mı göstereyim, böyle mi göstereyim? Yüzünüzü göremiyorlar. Ama yakışıklı yüzüm görünmesi lazım. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok mersi, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Erhan Bey keyfiniz kadim dost. Nasıl gidiyor şey, Biga, heyecan var mı Biga'ya? Biga'ya, evet, haftaya Biga'ya gidiyoruz hayırlısıyla. Var ya, heyecanlıyım. Dedemle gideceğiz evet. Ya. Bakın Erhan Bey sizinle tanıştırayım. Ya arkadaşlar, bu Mayıs'ta havalar, yani dün tişört giydim bugün. Dün de öyle tişörtleydim. Çok sıcaktı. Hani hatta üstüme işte bir böyle sweater aldım. Böyle kazakımsı bir, yani sweater işte. Bir de mont aldım, terledim. Bugün de tişörtle çıkayım dedim. Hani dün sıcaktı. Bugün de üşüdüm. Onun önceki gün bayağı soğuktu. Joy'un tüyleri. Ne yapacak bilmiyorum. Şimdi vize için adamı bekliyorum. Yani biri gelecek bana yardımcı olacak şu vizeyle ilgili işlemler için. Umarım güzel geçecek. Bana şans dileyin. Güzel olsun her şey. Kahvemizi yudumluyoruz. Ay o kadar koşturmacalı. Bir dakika bir yudumlayayım. Aslında size anlatmak istedim. O kadar çok şey var ki. Yani şu eğitimlerle ilgili böyle detaylı olarak her şeyleri keşke anlatabilsem ama... Yani öyle deli gibi detaylı anlatamıyorum. Zaten hani eğitimde falan hiçbir şekilde kayıt alamıyorum, yani yasak. Sormadım ama eminim yani yasaktır. Çünkü içeriğini falan tam olarak anlatamam. Böyle anlatamam deyince de çok gizli saklı gibi. Değil yani aslında. Ama tabii ki de suistimal etmemek gerekiyor. Herkesin kendi deneyimi. Ay ben her şeyi Access'e bağlıyorum çünkü inanılmaz bir değişim benim için, yani çok olumlu anlamda diyeceğim. Çok farklı bakıyorsunuz arkadaşlar hayata. Neyse işte öyle, ben bekliyorum, havada bayağı güzel. Ay şöyle banyo yaptıktan sonra bir saçlarınız hani tam kurumadan hani böyle bir hafif ıslak hali vardır ya, o duyguya bayılıyorum, bayılıyorum. Öyle, ay umarım hepiniz çok iyisinizdir ya. Ay pazartesi günü, bugün cuma.
Yarın bütün gün evdeyim valla gerçekten. Pazar günü de ilk akses seansımı vereceğim. Ay çok heyecanlıyım. Yani ücretli olarak ilk defa vereceğim. Hani hediye etmediğim, ücret aldığım ilk seansım olacak. Bir de bir şey daha söyleyecektim. Pazartesi günü Biga'ya gideceğim. Sabahın köründe. 7.30-8 gibi yola çıkarız. Bakalım. Neyse anlatırım böyle. Ay sizi özlemişim ya. Şimdi şurada sizi hemen 2 saniye bilgilendireyim dedim. Vize işlemi hallettim arkadaşlar. Bu arada Hindistan Konsolosluğu 103 dolar istiyor turist vizesi için. Ve bugün çıkacakmış hayırlısıyla. 100 dolarda da yeni 100 dolar istiyor. Böyle mavi şeritli diyeyim. Bilginiz olsun hani gidecekler olursa. Bilginiz olsun. Böyle şimdi de dedemle buluşmaya bir kahve içmeye gidiyorum. Dedecimle buluştuk. Sen bu giderken alacağız değil mi kahve yolda? Nerede? He alalım tabii. Biga'da yapmak için diyorsun değil mi? Yok canım yollardan. He yolda içmek için tabii. Şimdi pazartesi günü Biga'ya Biga'da gideceğiz. Biga'da ne yapacaksın? Ben içmem yapmam ki. Siz dede de... yapıyorduk ya. Yapıyoruz ama 2 gün kalıyorsunuz siz. Biz 2 gün kalıyoruz ama dedem de içer. Ya dedeme kahve ısmarlayacağım ne büyük olur. Evet bugün sevgili kahverencimin kahvesini içeceğim. Ya. Evet. Çok iyi olacak. Dede özleyenler oluyor seni, tadına soranlar oluyor. Ne yaparım? Tadına tat katarsın kahveni. Evet seni diyorum özleyenler oluyor, soranlar oluyor. Hadi ya. Evet. Çok selamlar, saygılar diyor herkes sana. Teşekkür ediyorum. Bütün hepsine teşekkür ediyorum. Ben sağ olun hepsine ben de saygılarımı sunuyorum ve teşekkür ederim. Anneannemle konuşuyorum. İstanbul'da kalanlar üzülmesinler mi? Tabii canım. Yani sahile, deniz kenarına. Ne güzel orada oturur. Ondan sonra denizi seyreder. İstanbul çok İyot, güzel bir şey. İyi olur. Tabii dünya kenti. Evet. Dünya kenti. Deniz. Çok güzel bir gün değil mi? Güzel bir gün. Her şey çok güzel. Mükemmel. Yemyeşil her taraf güzel. Anneme gidiyoruz ne güzel. Anneme gidiyoruz, büroya gidiyoruz. Evet. Yemek yiyeceğiz. Ben hiçbir şey yemedim. Saat 12.30 oldu. Tabii. Sen kahvaltı etmişsin. Ettim ben hiç. Aç bile değilim. Tabii. Ben ilaç alıyorum. Biliyorum ama dede çok ilaç alıyorsun sanki. Ya. Getiriyor annen veriyor. Her verdiğini içme ya. Kuluk getiriyor ya. Ben o kadar ilaç iyi değil bence. Hayır. Şimdi annemin bürosuna geldik arkadaşlar da şu mahalodan kalma bank ya. Kolay gelsin. Ben çok açım. Hemen hazırlayalım. Tamam. Size annemin ofisinin bahçesini şöyle göstereyim. Bebişler gel. Gel. Ben de marul yiyorum bu arada. Bebiş. Ben şeyde ya ben görüşemedim daha. Ablayı kameraman. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ne haber?
Ama sana mama veriyorlardır. Hayır, yok. Otur. Otur. Şimdi size biraz daha doğrusu bilgilendireyim dedim. Annemin bürosundan ben birazdan çıkacağım. Dedem burada kalacak büyük ihtimalle. Ben de aslında böyle sinemaya falan gitmek istiyorum ama ben Kadıköy'de sinemaya gitmeyi çok seviyorum. Kadıköy'de gitmeyeyim bugün. Avrupa yakasından Asya yakasına geçmek, Avrupa'dan Asya'ya geçmek istemiyorum. Çünkü sonra geçe kalıyorum. Neyse, uzun lafın kısası ben buradan eve giderim. Evde işlerimi yaparım. Gel dediş. Biraz şeyler vardı, böyle bitkiler vardı. Onların topraklarını falan değiştirecektim. Belki onları yaparım. Bakalım. Ne yaptın dediş? Nefis resimler çektik. Evet, demin annemle çekildiniz. Ben de özendim. Yapayım mı? Bir de kontrol edelim bakayım. Et. Kapanışı yapmaya geldim arkadaşlar. İzlediğiniz için kocaman mahalo diyorum. Umarım izlerken keyif aldığınız bir vlog olmuştur. Ben dedemle dün çektim vlogu. Bugün kapanışı yapıyorum. Çünkü kapanışımız olmadan olmaz tabii ki de. Dün dedemle böyle dolu dolu bir gün geçiririz diye, bir de vize işlerim de vardı. Ona da hani siz de ortak olun. Biraz böyle o vize işleri de hafiflesin diye. Dedemle de günümüze işte siz de ortak olun diye sizi de yanıma aldım. Ve diğer vloglara göre büyük ihtimalle kısa olduğunu düşünüyorum. Hani çok uzun bir vlog olduğunu düşünmüyorum. Artık ne yaptıysak, ne ettiysek sizi de dediğim gibi yanıma aldım. Siz de eşlik ettiniz ve zaten sizin eşlik etmeniz de gerçekten ayrı bir böyle enerji katıyor aslında. Ve ben bundan çok keyif alıyorum. Siz de keyif alıyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim ki ben de böyle arada içimden geldikçe, özellikle İstanbul'dayken hani böyle onlar da çok seviyor falan diye hani o motivasyonla kamerayı alırım. Böyle bir motive ediyor yani, edebiliyor değil, tabii ki de ediyorsunuz. Bunun yanı sıra arkadaşlar, Instagram'dan takipte kalmak isterseniz şuraya da buraya bir yerlere Instagram'ı bırakacağım. Oradan zaten daha anlık bir şekilde hani storylerimi falan görüyorsunuz, postlar, reelsler falan ne paylaşıyorsam iletişimde daha böyle olabiliyoruz anlık. Bu videoyu, bu vlogu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Dedemi de bu arada sevdiyseniz böyle maşallahınızı, nazarınızı böyle hani nazar değmesin cümlelerinizi alırım. Gerçekten onu çok seviyorum. Anneannemi de tabii ki de seviyorum. Dedemin de yeri çok ayrıdır. Bilmiyorum. Belki de böyle dedemi biraz da babam yerine koyuyorum. Hani o konulara çok girmemize gerek yok ama ben babamla görüşmüyorum senelerdir ve hani böyle olması gerekti. Böyle oldu gerçekten. Hani hiç şey değil. Aman da neden öyle, vah vah falan modum da yok. Ama dedemin yeri belki de o yüzden bende daha da bir ayrı yer kazandı. Neyse, uzatmayalım. Her cuma 6'da video geliyor. Zaten bildirim zilini de açarsanız gelen videolardan haberiniz olur diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda, belki vlogda, belki bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Tişörtümü de çok seviyorum ya. Uf, tam yani böyle. Bilmiyorum, kumaşı falan da çok güzel. Böyle konuşunca da şey, link yorumlarda, hani aşağıda. Yorumlarda bile değil. Ne oluyor? Açıklamada mı? Açıklamada. Öyle diyesi geliyor insanın. Neyse, ben link vermiyorum. Belki bir gün veririz, belli olmaz. Ama bunu bayağı sevdim. Şeyin hayalini kuruyorum. Böyle bir gün mesela 10 kişi, 20 kişi, hani çok kalabalık da olmamızı istemiyorum ki hani ben de böyle herkes de birbiriyle sohbet edebilsin. Hani böyle 20-30 kişi olunca o biraz fazla dağılır yani diye düşünüyorum. 10 kişi, 15 kişi falan böyle hani toplanmışız mesela sizlerle. İşte sohbet ediyoruz. Yani ne güzel olur böyle sizlerle tanışmak, paylaşmak, kahve içmek. Yani çok güzel olabilir. Neden olmasın? Her şey mümkün ve bakalım neler mümkün diyorum. Ay, ben artık daha tam susuyorum. Görüşürüz haftaya.